Bir yerden başka bir yere ulaşımı sağlamak çoğunlukla kolaydır. Ancak dünya üzerinde öyle yerler vardır ki buralarda ulaşım yalnızca köprüler ile sağlanabilir. Listemizde dünya üzerinde bulunan ilginç köprülerden bazılarına yer verdik. İşte dünyanın çılgın köprüleri. Dünyada bulunan en inanılmaz asma köprüler listemize İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan asma köprü ile başlıyoruz. Bu köprünün adı Trift Asma Köprüsü. Yerden yüksekliği yaklaşık 100 metre olan bu köprü Alp dağlarında yer alıyor. Köprünün genişliği sadece 65 santimetre olup bu da aynı anda yalnızca tek bir insanın geçmesine olanak sağlıyor. Bir kişinin karşıdan karşıya geçmesi ise yaklaşık 5 ila 10 dakika kadar sürmekte. Uzunluğu 170 metre olan bu köprüden karşıya geçerken görülecek manzarayı tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Çoğunlukla dağcılık sporuyla uğraşanların uğrak noktası olan Alp dağlarının tepesindeki bu yer, sözünü ettiğimiz asma köprü sayesinde büyük bir üne kavuşmuş durumda. Trift Köprüsü, Alplerdeki en uzun ve en yüksek yaya köprülerinden biri olma özelliğine sahip. Dünyanın en inanılmaz köprüleri listemizde ikinci sırayı Çin'de bulunan 430 metre uzunluğundaki Cam Köprü alıyor. Genişliği 6 metre olan bu köprü yerden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunuyor. Köprünün yapımında 120'den fazla cam panelli metal bir çerçeve kullanılmış olup, bu panellerin her biri 3 katmanlı ve 2 inç kalınlığında temperli cam levhadır. Aynı anda 800 kişinin karşıdan karşıya geçebilmesi mümkün olmasına rağmen şimdilik sadece 500 kişiye kadar izin verilmekte. En önemli özelliği cam olan bu köprüden karşıdan karşıya geçmek gerçekten cesaret isteyen bir iş. Her ne kadar kırılmaz camdan yapılmış olsa da bazı insanlar kenarlarından tutunarak yürümeyi tercih ediyor. Listemizde 3. sırada Titlis Cliff Walk Köprüsü var. İsviçre Alplerinde yer alan bu köprü deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulunuyor. Köprü yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve sadece 1 metre eninde. Alp dağları arasında sallanan bu köprü listemizdeki en korkutucu köprülerden. Köprünün üzerinden geçtiği uçurum yaklaşık olarak 500 metre derinlikte. 5 aylık süre zarfında yalnızca hava koşullarının izin verdiği zamanlarda inşa edilen bu köprünün yapımında sadece çelik malzeme kullanılmış. 450 ton kar ağırlığına dayanabilen bu köprü ortalama 1 milyon sterline mal olmuş. Bölgeye turist çekebilmek adına basında çıkan haberlerde dünyanın en korkutucu köprüsü ve yüksek adrenalinli yeni bir macera olarak tanıtılan köprü için kayak merkezi sözcüsünün verdiği röportajda köprünün %100 güvenilir olduğu ve bu köprüden aşağı düşmenin neredeyse imkansız olduğu belirtilmiş. Aynı zamanda kayak merkezinde bulunan Titlis Cliff Walk Köprüsü, bölgeye turizm amaçlı gelen ve kayak yapmak istemeyen kişiler için inanılmaz bir deneyim sunmakta. Bulutlu veya karlı havalarda adeta bulutların üzerinde yürüyormuş hissi vermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan bu köprü, Arkansas Nehri'nin 291 metre yüksekliğindeki geçit üzerinde yer almakta. Köprünün iki yakasındaki kuleleri arasında bulunan ana açıklık 268 metre, toplam uzunluk 384 metre ve genişlik ise 5,5 metre. Köprüden yayaların dışında küçük binek araçların geçmesine izin verilirken, büyük kamyonlar, karavan veya otobüslerin karşıdan karşıya geçmesine müsaade edilmemekte. 1929 yılında 350 bin dolara inşa edilen bu köprü, 1980'lerin başında yenilenmiş ve daha güvenli hale getirilmiş. Köprünün tam ortasına gelindiğinde Arkansas Nehri'nin panoramik manzarasını izlemek, bu bölgeye turistlerin akın etmesi için yeterli bir sebep. Rusya'da bulunan adrenalin dolu Bucalız Köprü'yü geçebilmek için gerçekten çelikten sinirlere sahip olmanız gerekiyor. Transbaykal bölgesindeki bu köprüyü geçmek isteyen sürücülerin çok dikkatli olmasında fayda var. Zira hiç kimse hemen altındaki buzlu suya düşmek istemez. Kenarlarında herhangi bir bariyer bulunmayan bu köprünün genişliği yaklaşık 2 metre. Bölgedeki sert hava koşulları sebebiyle çoğunlukla üzeri kar ve buz olan bu köprünün tabanı ahşap plakalarla kaplı olduğu için oldukça kaygan bir zemine sahip. Köprü oldukça dar olduğu için köprüden geçerken aracınızın camlarını kapatmalısınız.
Çünkü oluşabilecek sert rüzgarlar aracınızın savrulmasına ve sulara gömülmenize sebep olabilir. Başlangıçta demiryolu hattının bir parçası olarak inşa edilen bu köprü hiçbir zaman bu amaçla kullanılmadı ve Kuanda köyünün sakinlerine bırakıldı. Nepal'de bulunan Gasa Asma Köprüsü bölgedeki şiddetli rüzgarlar sebebiyle oldukça dengesiz bir yapıdadır. Gündelik hayatta bölgedeki yerliler tarafından hayvanların karşıdan karşıya geçirilmesi amacıyla kullanılan bu köprü her ne kadar kırılgan gibi gözükse de aslında sağlamdır. Köprü iki yamacı birbirine bağlar. Yüksekliği tam olarak bilinmese de oldukça dar olduğu görülmektedir. Düzenli rüzgarlara karşı aşırı derecede dengesiz olan bu köprü yalnızca yeterince cesur ziyaretçiler tarafından kullanılır. Köprünün kenarları korkuluklarla donatılmış durumdadır. Bu köprüden geçerken yerliler hayvanlarının korkmasını ve paniklemesini önlemek için onların gözlerini bağlamaktadır. Kanada'nın Vancouver yakınlarında yer alan bu köprü dünyanın en ilgi çekici köprülerinden biri olarak biliniyor. Bunun sebebi ise köprünün bulunduğu yer. Capilano Nehri'ni geçmek için kullanılan bu köprü doğanın tam kalbinde yemyeşil ormanlarla çevrili bir bölgede bulunuyor. Filmlere konu olabilecek bir güzelliğe sahip olan bu köprü 140 metre uzunluğunda. Tamamıyla güvenli olduğu söylenen bu köprü aynı anda 96 fili taşıyabilecek kapasiteye sahip. Güvenli olmasına rağmen bu köprüden geçmek yine de cesaret isteyen bir iş. Çünkü 70 metre yüksekliğindeki bu köprü siz üzerinden geçerken az da olsa sallanıyor. Capilano Asma Köprüsü özel mülk sınıfına girdiğinden bu adrenalini yaşamak istiyorsanız bir miktar giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Her yıl bu köprüyü görmek için yaklaşık 900 bin kişi bu bölgeyi ziyaret ediyor.